Herkese merhaba. Daha önce şeker ve tip 2 diyabet ilişkisinden bahsetmiştim. Tip 2 diyabetin sebebi olan insülin direncinin sorumlusunun yağlar olduğunu ve hangi şekerlerin insülin direnci yaptığını detaylıca anlatmıştım. İsterseniz önce o videoları izleyin, daha sonra buradan devam edelim. Çünkü size bugün konunun bir adım ötesinden bahsedeceğim. Öncelikle kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse, şeker hastalığı siz şeker yedikçe kan şekerinin kontrolsüzce çıkması değildir. Böyle bir şey yok. Normal şartlarda siz karbonhidrat aldıkça vücut onu dengeler. Siz alırsınız, vücut dengeler. Bu her zaman normal sınırlar içerisinde seyreder. Diyabette ne olur? Siz karbonhidrat aldığınız zaman vücut onu dengeleyemez hale gelir ve yıllar içerisinde kontrolsüzce hiçbir zaman normal seviyelere düşmeden yüksek seyreder. Bu yüksek seviyeler ve uzun süreli bu yüksek seviyelerde kalması da diyabetin komplikasyonlarını oluşturur ve hayat kalitesini bozarak hastanın ölümüne sebep olabilir. Burada her zaman yanlış anlaşılan şey şudur. Kan şekeri yüksekliği diyabete sebep olmaz. Diyabetin sonucu kan şekeri yüksekliğidir. Vücudun kan şekerini normal seviyelerde tutamamasının sebebi hem damar içinde hem hücre içinde biriken yağlardır. Yine bunu daha önce anlattığım videoda detaylarıyla izleyebilirsiniz. Yine bir kısa hatırlatma yapmam gerekirse, hangi şekerlerin insülin direnci yaptığıyla ilgili. Nişasta ve meyveler insülin direnci yapmaz. Şekerler, şuruplar ve eklenmiş şekerli abur cuburlar insülin direnci yapar. Yani burada sorumluluk sadece yağlarda değil, yağ dönüşen karbonhidratlarda. Onların da hangisi olduğunu görüyorsunuz. Dediğim gibi bugün konuyu bir adım ileri götürüyoruz. Karbonhidrat yiyerek diyabet olmadığınız gibi, karbonhidrat yiyerek diyabetten nasıl kurtulabileceğinizi size söyleyeceğim. Bununla ilgili birçok çalışma mevcut. Az yağlı bitkisel beslenmelerle kilonuzu nasıl kontrol altına alabileceğinizi, insülin duyarlılığınızı artırabileceğinizi gösteren yazılar var. Onun dışında normal diyabet derneklerinin önerdiği diyetlerle vegan diyeti kıyaslayan yazılarda vegan diyetin önerilen diyetlere göre insülin duyarlılığını arttırmada ve kilo kontrolünde daha başarılı olduğu görülmüş. Sadece diyabet kontrolünde değil, kalp ve damar hastalıkları risk faktörlerini elimine etmekte de yine vegan diyetin üstünlüğü tartışılmaz. Tip 2 diyabet tedavisinde vegan beslenmenin yeri gerçekten ayrı. Bu yayınlara aşağıdaki yorum kısmından detaylarıyla ulaşabilirsiniz. Ama vurgulamak istediğim çok önemli bir çalışma var. 1979 yılında yapılmış. Yıllardır insülin kullanan, yani yıllardır günde 3 kere 4 kere kan şekeri bakıp buna bağlı olarak da 3-4 kere dozunu ayarlayarak insülin tedavisi alan yılların diyabet hastaları bu çalışmaya dahil edilmiş. Kilo vermeyecekleri bir diyet organize edilmiş. Hayvansal gıdadan uzak, bakın yüksek şekerli, yani yüksek karbonhidratlı ve yüksek lifli yemek yemişler. Ve bu insanların 20 ünite insülinine kadar kullananları insülin tamamen bırakmışlar. 20 ila 30 ünite arasında kullananları yarıya düşürmüş. 30'un üstünde insülin kullanmaları gereken hastalarda insülin dozları azalmış. Bu ne demek? Yıllardır günde 4 kere karnından kan şekeri bakıp ona göre insülin dozu yapan insanlar sadece beslenmeyle hem de ortalama 16 günde aslında iyileştiklerini görüyorsunuz. Bu tabii ki demek değildir ki bütün diyabetliler iyileşecek. Hayır. Bu sadece İnsülininizin artık yetmediği zamanlarda bile aslında vücutta insülin olduğunu ve onu doğru kullanırsanız ilaca gereksinim olmadığını gösteriyor. Yani bize hep önerilen o diyabet ilaçları ve insülinler acaba çok mu abartılıyor? Bu konuyla ilgili de British Medical Journal'ın bir yazısı var. Son 20 yılda yapılan diyabet ve ilaç önerisi olan 3782 makaleyi taramışlar. 13592 yazarı incelemişler ve görmüşler ki bu makalelerin üçte biri bu yazarlardan sadece 110'u tarafından yazılmış. Bu 110 yazarı araştırdıklarında bunların 48'inin ilaç şirketinin resmi bir çalışanı oldukları görülmüş ve bu 110 yazarın yazdığı yazıların %90'ı daha yazıların içinde kendileri ilaç şirketi destekli olduğunu kabul ediyor ve bizim hiçbir kurum ve kuruluşla bir çıkar çatışmamız yoktur diyen yazı sayısı ise sadece %6. Şimdi bu ne demek? Bize diyabet olduğumuzda ilaç kullanmamızı söyleyen aslında doktorlar değil, aslında ilaç şirketleridir. O yüzden beslenmenin diyabete iyi gelebileceğini hiç duymamış olabilirsiniz. Bundan sonra da duyamayabilirsiniz. Kanalımızı takip ederseniz diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bu konu ilginizi çektiyse paylaşırsanız sevinirim. Hoşça kalın.